Herkese selamlar dostlar. Bugün İhtiyar Matematik'te beraber sizlere dizilerden bir soru çözeceğiz. Sorumuzu Bircan arkadaşımız yolladı. Sorumuz Adil Yayınları'ndan. Sorumuza hemen geçelim. 1, 4, 9, 16 bla bla en kare sayılarına karesel sayılar denir diyor. A, B, C, D, E bla bla P sayılarına kadar. Birden küçük ve en çok 3 basamaklı birbirinden farklı tüm karesel sayılar olmak üzere diyor. A eksi 1 bölü A çarpı B eksi 1 bölü B çarpı bla bla P eksi 1 bölü P çarpım sonucu kaçtır? Arkadaşlar şunu birden küçük ve en çok 3 basamaklı diyor. Şimdi öncelikle P'nin en maksimum yani en çok 3 basamaklı olacağı için P'yi bulalım. P'yi 30 seçmiş olsaydık P eşittir 30 için 30'un karesi olması gerekiyor. Çünkü P karesel sayı. 30'un karesi ne yapıyor? 900 yapıyor. Şu an P'yi bulmaya çalışıyoruz. P 31 olsa 31 çarpı 31 kaçtı? 960. Hayır, 61'di. Bir de 32 çarpı 32'ye bakalım. Acaba o en büyük 32 çarpı 32 mi diyelim? 32 çarpı 32. Burası 2 üzeri 5, burası 2 üzeri 5 olarak aldığımız zaman 2 üzeri 10. Bu da 1024'e eşit oluyor. Demek ki bizim P sayımız 31'miş. Şimdi soruya geçelim. A eksi 1 bölü A. Yani A'yı burada birden küçük. Yanlış yazmışım. Birden büyük olması gerekiyor burası arkadaşlar. Şurası birden büyük olacak. Birden büyük olan en büyük karesel sayıyı seçiyorum. 2'nin karesi yani. Şu şekilde yazabilirim. 2'nin karesi eksi 1. Abi yine ucu kırdım ya. 2'nin karesi eksi 1 bölü 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi eksi 1 bölü yine 3'ün karesi nereye kadar gidiyor? 31'in karesi eksi 1 bölü 31'in karesi diyebiliriz. Peki şurada muhtemelen olarak şunu görmüş olmanız gerekiyor. Şöyle kaydırayım. Ben burada iki kare farkını kullanarak açıyorum. 2 eksi 1, 2 artı 1 çarpı 3 eksi 1, 3 artı 1 çarpı bla bla gidiyor böyle. Peki buralara ne yazacağız payda kısmına? 2 çarpı 2, 3 çarpı 3. Buraya da ne yazacağız? 31 eksi 1, 31 artı 1. Bölü 31 çarpı 31. Ve bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar şunu tekrar düzenleyecek olursak 1 çarpı 3 bölü 2 çarpı 2. 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı 3. Hatta şuradan da bir tane yazalım. Ne yazacağız buraya? 4 eksi 1, 4 artı 1. Bölü 4 çarpı 4. Ne oluyor? 3 çarpı 5 bölü 4 çarpı 4 nereye kadar gidiyor? 30 çarpı 32 bölü 31 çarpı 31'e kadar gidiyor. Şimdi burada elbette ki görmüş olduğunuz sadeleştirmeleri yapacağız. Bir de şuna dikkat edebilirsiniz. Mesela buradan buraya geçerken bu birinci sayımız 1 artmış. Bundan sonra üçüncüye geçerken yine 1 artmış gibi şeyler de görebilirsiniz. Şimdi sadeleştirmeler yaparak sonuca ulaşalım arkadaşlar. Farklı bir kalem alayım. Aldım. 2 ile 2'yi sadeleştirdim. Güzel. Sonra 3 ile 3 gidiyor. Güzel. Sonra 4 ile buradaki 4 gidecek. Böyle böyle gidiyor. En sonunda ne kalıyor? Şuraya da bir tane yazacak olursak 29 çarpı 2 fazlası 31 bölü 30 çarpı 30 diyebiliriz. Ve buradaki sayıyla daha buradaki sayı gitti. Sonrasında devam edelim. Burada gördüğünüz gibi burada 3 var ve burada da 3 var. Bu 3 ile bu 3'ü de sadeleştirdim. Burada 4 var, burada 4 var, sadeleştirdim. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ve nasıl sadeleştiriyorduk? Burada 31 var. Buradaki 31 sadeleşecek. Buradaki 30 da sadeleşiyor. Nasıl sadeleşiyor? Galiba şuradan. Aynen burada 28 çarpı 30 olacak. 29 çarpı 29. Buradakiler de sadeleşiyor. Buradaki 30 da sadeleşiyor. Son olarak ne kalıyor? Bize 1 kaldı buradan. Buradan 1 bölü 2 kaldı. Çarpı 32 bölü 31 kaldı. Buradaki 2 ile 32'yi sadeleştirdim. 16. Cevabımız 16 bölü 31 olsa gerek. Biraz uzun sürdü. Yine de teşekkür ederiz.